Merhaba, ben Gözde, gıda mühendisiyim. Bugün size tüketmemeniz gereken gıdalar hakkında bilgi vermek istiyorum. Çoğu hepimizin gün içerisinde abartarak kullandığı gıdalar. Bunların alternatifleriyle birlikte size güzel bir video hazırladım. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim. İlk olarak siz günde kaç kilo şeker yersiniz ya da kaç litre yağ içebilirsiniz? Ben bunların hiçbirini yapamam. Ama tükettiğimiz gıdalar bizim gün içerisinde yaklaşık 7 kilo şeker ve 10 litre yağ içmemize sebep oluyor. Bunları hangimiz yapabiliriz? Gelen ürünlere bakalım ve alternatiflerini değerlendirelim. İlk olarak margarin. Pasta, börek, çörek asla onsuz yapamam dediğiniz bir ürün. Ancak içerisindeki sıvı yağ fabrikasyon koşullarında doyurularak katı yağ olarak elde edilmesi tamamen zarar ve zehir ve Dünya Sağlık Örgütü margarinin kanserojen etkiye sahip olduğunu açıkladı. Bununla ilgili bir sürü makale var. Özellikle makalelere değil de sadece Google aramasında margarinin zararları diyerek baktığınızda bir sürü size video çıkacaktır. Sadece videoda değil, yayınlar, yazılar, bir sürü şey. Bunlara rağmen hala kullanmaya devam edecek misin? Gel alternatifine bakalım. Tereyağı o kadar basit ki sadece hayvansal bir yağın fermente edilerek ulaşılmış hali. Margarin yerine tereyağını rahatlıkla kullanabilirsin. Tabii ki her şeyin fazlası zarar. Para olarak da çok daha yüksek diyebilirsin ama margarinden kullanacağın 3 kaşık yerine tereyağından kullanacağın 1 çay kaşığı senin işini görecek. Kola. Kolanın zararlarını bilmiyoruz desen sizi kandırmış oluruz. Aslında hepimiz kolanın zararlarını biliyoruz. Hatta içerisinde kaç küp şeker olduğuna dair sürekli yazılar geçiyor. Ama ben bugün şekersiz kolayı değerlendirmek istiyorum. Şekersiz diye gönül rahatlığıyla içtiğiniz ancak içerisindeki aspartanı asla dikkate katmadığınız bir ürün. Kola, asla vazgeçemem dediğiniz ürün. Yalnız sizi kanser ediyor ve içten içe. Meyve suları. Biz bunları içmeden yapabileceğimizi bilmiyoruz. Çünkü o kadar çok çeşidi var ki gazozu ayrı, kutusu ayrı, limonatası ayrı. Ancak bunları evde yapmak o kadar basit. Siz bunları değerlendirmek yerine hazır kutu ürünleri değerlendiriyorsunuz. Bunları geçelim, evimizde yapalım. Tek yapmamız gereken meyveyi sıkmak, içerisine su eklemek ve karıştırmak. Bu kadar basitken neden şeker yükü alalım? Meyveyi evde yaptığımda şekeri az geliyor derseniz içerisine tek eklemeniz gereken bal. Sıra geldi kahveye. O mis gibi kokusuyla bizi içine çeken şey. Kahvenin zararları tabii ki var. Ama kahvenin zararlarından önce konuşmamız gereken şeker. Yine şeker, yine şeker, yine şeker. Özellikle gittiğimiz kafeler bize o kadar çok şeker dayatıyor ki biz koladaki şekeri hesaba katarken kahvedeki şekerden vazgeçiyoruz. Neden? Bir kalorisinin, bir kupasının kalorisinin 300-400 olduğunu bilmemize rağmen içiyoruz. Aslında onu şekersiz içtiğimizde kahvenin 2 kupadan azı faydalı bile diyebiliriz. Ancak şekere dadanıp vazgeçiyoruz kahvenin faydasından. Tek yapmamız gereken filtre kahve, süt eklemek. Bu kadar basit. Şekersiz geliyorsa bal ekleyebilirsin. Ama lütfen şekerden uzak dur artık. Biri bize çay içer misin dediğinde lütfen şekersiz olsun. Çay kaşığı neden koydunuz diyoruz. Hatta karşımızdakini küçümsüyoruz. Ama baktığımız zaman kahvede de şekersiz yapamıyoruz. Alternatifi çok basit. Sade Türk kahvesi veya filtre kahve içerisine süt. Bu kadar basit. Geldik en sevdiğimiz, en can alıcı yere. Sürülebilir çikolata. Bunu söylediğim an eminim ki şu an aklınızda kocaman bir kavanoza bir kaşığı daldırıp ekmeğin üzerine sürmek geldi. Ancak içerisindekilere baktığımızda hiç de o kadar masum değiller. Özellikle ilk söylemek istediğim şey çikolatanın ham maddesi kakao. Biz burada kakao yiyoruz diye düşünüyoruz. Ancak içerisindeki maddelere baktığınızda tek yapmanız gereken şey arkasını çevirip ve içindekilere bakmak. İlk yazan şey ne biliyor musunuz? İçerisinde kakao değil, kakao kokusu var. En basit maddesi bu aslında. Ama bunun zararı nerede dersen? Yok tabii ki. Sen kendini kandırmak istiyorsan kandırabilirsin. Gel bir de zararlarına bakın. Şeker, onu geçtim artık. Gamın zararlarına bir sonraki videomda değineceğim. Palmiye ne? Palmiyeden elde edilen bir yağ. Aşırı ucuz çünkü gördüğünüz gibi her yerde palmiye var ve özellikle yaprakları çok da kesiliyor ve dökülüyor. Bu yüzden bu dökülen şey boşa gitmesin deyip ondan palmiye yağı yapalım demişler. Buna da egzantrik olsun diye palmiye demişler. Ama zararları yine Google'a sadece palmiyenin zararları yaz. Bırak onu palmiyaz ya. Palmiyaz. Karşına çıkanlar şok edecek seni. 1. Sindirimi zor. 2. Normal bir ayçiçek yağının 10 kat daha zararlısı. 2. Kilo almana aşırı etken. 4. Kötü kolesterol. Seni mahveden, bitiren şey aslında o. Alternatifi de çok basit. Kabuklu fındık kullanmanı tavsiye ederim. Kabuklu fındığı sadece kısa bir süreliğine fırınına at. Bir kavrulsun, rengi değişsin, kabukları soyulabilir hale gelsin. Onları rondodan çek, bitter çikolatayı içerisine at ve yine rondola. Eridikten sonra sana sürülebilir çikolata olacaktır. Hiç yağ, şeker kullanmana gerek yok. Sen sadece bunu ekmeğin üzerine sürüp keyfini çıkarmaya bak. Geldik cipse. Aşırı lezzetli, baharatlı, yağlı, bir o kadar da leziz diyeceğimi sanıyorsun değil mi? Ama yanılıyorsun. Neden biliyor musun? Burada şeker yok, ekstra tuz var. Yağ yok, ekstra kızartılmış yağ var. Kızartılmış yağın zararları cipsin en büyük zararı. Hem ürünün daha fazla yağ çekmesini sağlıyor. Hem de artık bildiğimiz diyabet, kolesterol, şişkinlik, gaz hepsini yapıyor. Ama bunların önemlisi hiçbirini önemsemiyorsan kanseri önemse. Bu videonun ana konusu kanser ve kanser yapıcı gıdalar. Bırak artık bunları. Çünkü hayat senin ve geçip gidiyor. Alternatifler çıkarmak da kolay. Sadece makarnayı fırına veriyor. Üzerine birazcık tuz, birazcık baharat yapıyor ve sana geldiği gibi makarna cipsi oluyor. Bu defa yufkayı kesiyor. Yufkanın üzerine baharat, salça sürüyor. Fırına veriyor. Al sana cips. Tek yapman gereken sağlıklılarını seçmek. Sıra sende. Sağlıklılarını seçebiliyorsan gel bize katıl. Çünkü sağlıklı olmak işte alternatif değiştirerek bu kadar basit. Hiçbir şeyden vazgeçmek zorunda değilsin. Sadece sağlıklarına geçebilirsin. Görüşürüz.